Merhaba, ben Belgin Terim Çavka. Bugün sizlere çevresel sistemler ve tasarım dünyasındaki yerinden bahsetmek istiyorum. Hepimizin her gün duyduğu sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yaşam gibi kavramlar tasarım alanında mekanın ve mekan kullanıcısının konfor derecesiyle ilişkilenmektedir. Yani eğer bir mekanın konfor derecesi kullanıcısını memnun edecek nitelikte değilse, mekan kullanımının devamlılığından, mekanın sürdürülebilirliğinden bahsetmek mümkün değildir. Eğer çevresel kontrol konuları ihmal edilecek olursa, asıl konfor yerine ısıl stres, iyi iç hava kalitesi yerine iç hava kirliliği, akustik konfor yerine gürültü kirliliği, görsel konfor yerine ise uygunsuz ışığa maruz kalan kullanıcılar oluşacaktır. Düzeltilmeyen iç mekan koşulları uzun dönemde sağlık sorunlarına, verimsiz bir iş, okul atmosferine ya da fonksiyonunu yerine getiremeyen, terk edilmeye mahkum mekanlara yol açabilir. İç mekan kalitesi yüksek, sağlıklı iç mekanlar sunmak günümüz tasarım dünyasının ana öğelerindendir. Dünyada süregelen tasarım pratiğinde tüm güncel tasarımcılar kendilerini ve tasarımlarını bu yönde geliştirmeye çabalamaktadır. Üniversitemizde çevresel sistemler olarak özelleşmiş alan, öğrencilerimizi iç mekan konfor düzeyi ve kullanıcı konforu konusunda yetiştirmeyi hedefler. Bu alanda dersler ve araştırmalar çevresel kontrol sistemlerini tanıtan malzeme ve detay bilgisiyle tasarımda estetik kaygılar dışında teknik kaygıların da gerekliliğini ön plana çıkaran niteliktedir. Mimarlık Fakültesi'nde çevresel sistemler ve tasarım ilişkisi üzerine kurgulanan stüdyo ve stüdyoya entegre ek derslerle öğrencilerimiz kendilerini bu alanda yetiştirebilir. Aynı alanda yüksek lisans ve doktora programları da uzman ekiple uzmanlaşma düzeyinizi arttırmanızı sağlayacaktır. Meraklılara önerim fakültemiz araştırma konularını ve araştırma projelerini de incelemeleridir. Nitelikli tasarım, bütünleşik düşünülen, ayrıntılara önem verilen tasarımdır. Günümüzde dijital tasarım, teknik yaklaşım ve estetik mimari öğeler birbirinden ayrışamaz durumdadır.